Bir kez daha Çeşme'ye gidiyoruz. Gece gündüz sokakların, plajların tıklım tıklım olduğu Çeşme'ye ünlü isimler de akın etti. Ayşe Tolga'dan Hakan Bilgin'e, Pelin Karahan'dan Yılmaz Vural'a kadar pek çok ünlü isim Bakın Magazin 8 kameralarına neler anlattı. Falan vizyona girecek. Çeşme gecelerinde yıldızlar geçidi. Gücünüz varsa halledin, yenilememeli. Gündüz deniz ve güneş keyfinin yaşandığı Çeşme gecelerinde neler oluyor? Biraz kıskanıyoruz. Alaçatı sokaklarında ilk olarak Ayşe Tolga ve Hakan Bilgin'le karşılaşıyoruz. Daha merhaba bile diyemeden Ayşe Tolga elimizden mikrofonları alıp muhabirliğe soyunuyor ve yakın dostunu soru yağmuruna tutuyor. Hakan'cığım, yeni sezonda seni hangi işlerde göreceğiz? Ya ben seninle söyleyeyim. Ya çakalların dördünü çekeceğiz işte. Onun çakallarla dansın dördüncüsü çekiliyormuş arkadaşlar. Ha. Başrollerini Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Hakan Bilgin'in paylaştığı Çakallarla Dans serisinin dördüncüsü için hazırlıklara başlanmış. Çalışmaya başlayacağız 25 Temmuz'da. O herhalde Aralık'ta falan vizyona girecek. Güzel. Yazımızı onunla geçireceğiz bol yani. Gişesi bol olsun arkadaşım. Eyvallah. Çeşme çok kalabalık. Sokaklarda adım atacak yer yok. Bakın bu kalabalık Çeşme'nin yerlisi haline gelen ünlü oyuncuları nasıl zor durumda bırakmış. Çeşme'yi çok seviyoruz ama bu bayram çok kalabalıktı ya. Su bitti ya. Daha ne olsun? Vallahi billahi. Şu an suyumuz kesildi. Su bitti. Yıkanamadık. Bu arada diyorum ben 15 evet, senedir buraya geliyorum. Bazı gidin diyorum. Meğer biz farkında olmadan neredeyse bir ailenin yıkılmasına neden oluyormuşuz. Baksanıza biz keyifli keyifli sohbet ederken önünde durduğumuz dükkanda neler oluyormuş neler. Hakan'ın işi beraber. Şu anda sizle röportajda harcadığınız vakitti. Hakan'ın işi şu anda dükkanı boşalttı. Aile yıkılacak. Evet, bir an önce bence. Bir ailenin ekonomisi aldı. Çiğdem dur yeme, alma onları. İndirim yaptıracağım ben sana. Aa ödedim bir daha. Evet. Ay olmadı. Hakan Bey, iflas etmeden eşinin yanına gönderelim ve Çeşme'deki gece turumuza devam edelim. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin küçük kızı Lal Denizli de Alaçatı'da kırmızı elbisesiyle güneş gibi parıldayarak sokakları turluyor. Yeşil sahaların en çılgın teknik direktörü Yılmaz Vural da ailesiyle Çeşme tatiline devam ediyor. Nasıl geçiyor tatil Yılmaz Bey? Çok güzel. Tatil değil, burada evimizden evet, oturuyoruz. Her yer değilim. Yılmaz Vural Çeşme'de yürümekte bile zorlanıyor. Özellikle gençler sürekli önünü kesip tuttukları takıma ünlü teknik direktörü transfer etmeye uğraşıyorlar. Evet. Baba bir gücüm varsa yap gelelim ya. Ama dursun başlayın. İşte niye Fenerbahçe'ye gelmiyor, niye Galatasaray'a gelmiyor? Gücünüz varsa halledin, yenilememeli isterseniz diyorum ben. Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün de tatil için seçtiği yer Çeşme. Ünlü basketçi eşi Elif Hanım ve çocuklarıyla akşam yürüyüşünde. Anlaşılan Simge Hanım boş bavulla gelip doldurup dönen tatilcilerden incik, boncuk ne varsa almış. Takı zaten hastasıyım. Mücevher demiyorum yani takı hastasıyım. Burada bütün paralarımı takıya vermekten sıkıldım çünkü adım başı takıcı ve hani görüp almamak olmuyor yani bayılıyorum. Keyfi de pek yerinde. Nasıl geçiyor tatil? İyi süper vallahi ben çok huzurlu bir tatil geçiyorum. Uzun yıllardır bu kadar keyif almıyordum tatilden. İlk defa bu sene inanılmaz huzurluyum. Evladım da burada zaten Kayra. Beraber güzelce vakit geçiriyoruz. Neden peki? Çeşme gecelerinde rastladığımız Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın mutluluktan ağızları kulaklarında. Anlaşılan yoğun geçen bir sezonun ardından tatil iyi gelmiş. Çok kalmayacağız. Birkaç gün sonra dönüyoruz zaten. Neden bu kadar erken bitiyor? Biz daha önce Göcek'teydik. Biz zaten bir haftadır tatildeyiz değil mi? Oğulları Ali Demir'i uyutup eğlenmeye öyle çıkmışlar. Çünkü bütün gün minik oğullarını denize sokmak için çabalayıp durmuşlar. Hareketli tabii canım. Ama şey tatile daha güzel yani deniz kum seviyor gene. Ama bu tatil ve deniz olayları baba oğlu öyle bir yaklaştırmış ki Pelin Karahan biraz kıskanmış sanki. Yani çok başka bir iletişim oldu artık aramızda. Bu aralar baba yani bilmiyorum ona sorma. Kıskançlık var galiba. Yani biraz ya kıskanıyor. Kıskanmıyor. Geri gönderemiyoruz onu tek başına. Babası hiç bırakmıyor. Bensiz bir yere gitmiyor tabii. Biraz daha bu dönem biraz daha babaya düşkün.